Hitabetin ayı seni. Gül ama anlatır. Hitabeti vuran ayı karottan, kaz burnudan yani kaçtı şey Cemal Tan'a. Biz de karota gittik. Karotta izini takip ettik. Kaç kişisiniz? 7-8 kişi var. 7-8 kişi. Yani gecenin karanlığında ayı arıyorsunuz. Tüfekli, tabancalı. Benim tabanca var. Ahmet Han İsmail'de tüfek var. Mizrab-ül Rasim'de tüfek var. Efendim bir daha öbürü kimiydi? Bak onu unuttum. 3 tane tüfek. Efendim 2 tane tabanca. Bir de o karının ismi neydi ya? Karın da? İbrahim. İbrahim. Karının onun ismi var. Ekrem. Karının Ekrem var. Ekrem çocuklarda. O Ekrem'in babası. Ha. O da bizimle. Gittik Cemal'dan'a şimdi. Ha böyle. Ha o Bakka'da bir ada böyle orman. Ama böyle bu kalınlıkta. Ama çok ağırlı. 3-4 metre var. Böyle uzun. Ayı orada, o ormanın içinde. Şimdi benim yanıma bir tüfekli, bir de ben tabancalı. Şimdi bize dediler ki, siz buradan girin. Onlar da bu iki taraftan, ayı ya oradan çıkacak ya burada. Biz buradan girdiğimiz zaman. Şimdi onlar orada, bunlar burada, biz buradan, bizim üzerimize ayı böyle bir kovladı. Atladı yani. Atladı, ağaçlardan geçemedi. Size saldırmadı mı? Aramızda biraz mesafe var. Yani ağaçlar var olduğu için size direkt şey yapamadı. Biz de atmadık onu. Ağaç var, burası yukarı ağacı. Ağaca vurdun mu, ayı bizi alacak. Bu benim yanıma olan tüfekliye dedim ki kaçmayacaksın. Hitabinde dedim tabancayı ayının ağzına sokacağız. Bak ölüm var burada. Neyse tamam dedi. Böyle biraz daha yanaştık, tam böyle, ha böyle yanaştık, böyle kalktı ayağa, atlayacak, bir ona da, bir ateş etti. Ateş etti, böyle bir atladı diyor. Ha bu ayağından mermiler isabet etti ona. O bir taraftan kaçmaya başladı. Ha böyle ciddi, ayağının üstüne. Sizi bıraktı, kaçıyor yani. Bu sefer başka taraftan, bir de oradan o Rasim Çavuş, o fakir İzzet'in babası nişancıydı. Buradan attı, buradan vurdu. Ayı götürdük köye efendim. Postunu soydu, ben soydum. Yavrunu ben erdim. Tarih kaç o zaman baba? Ben varım değil mi? Ben hatırlıyorum o köyde. Sen Kola yoksun. Dur bir dakika. Necabet'in şeyini sen ne arıyorsun? Yusuf'un orada bir ağaç vardı. Orada bir ayı astılar. Ben bir ayı hatırlıyorum. Doğru. Vallahi hatırlıyorum. Doğru. Bak şimdi Necabet ne zaman öldü? Sen. Ben Necabet'i hiç hatırlamıyorum. Hatırlamayabilirsin çünkü o da adaydı. Yani sonuçta. Neyse. Onu getirdik, soydum onu, yağını erittim, erittim yağını. Ayıyı soydun? Ayıyı soydum, postunu serdim, böyle karışa vurdum, 16 karış uzunluğu, 17 karış enliliği, öyle bir ayı. Enliliği. Tam ayı. Ondan sonra onun yağını 150 veyahut da 200 gram şişelere doldurdum. Ağabeyim o parayı, o malı sattı, o parayı ben iş yaptı. Bayağı para tuttu yani. Tutmaz mı? O büyük pergazanı var ya. Ayının yağını nereye kullanıyorlar? Ne yapıyorlar? Ya o zaman ben bir tanesine sordum, dedim ya bugün onu Almanlara dostluk yaptı. Alman ona dedi ki Türkiye'ye vurmayacağım. Türkiye bana dedi yardım edecek. Karadeniz'den Türk bayraklarını takıp Rusya'ya vuracak. Evet, Hitler. Böyle okudum, böyle kaldı hafızam. Ha yani.